Merhabalar sevgili izleyicilerimiz ve Radyo Klas dinleyenleri, ayrıca Facebook'tan bizleri takip eden sevgili takipçilerimiz. Evet, bugün 15 Ağustos, Pazartesi haftanın ilk günü ve yeniden sizlerle birlikteyiz. Yeni günün herkese hayırlar, mutluluklar ve bol kazançlar getirmesini temenni ediyoruz. Bugün de gündemi paylaşacağız, gündeme dair konuları aktaracağız sizlere. Ve bugün de hem yerel gazetelerin hem ulusal gazetelerin öne çıkan haberlerini sizlere aktaracağız. Tabi her zaman olduğu gibi aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle andığımızı, hatıralarına sahip çıktığımızı, onları unutmadığımızı, unutturmayacağımızı bir kere daha hatırlatarak başlıyoruz programımıza. Gazilerimize sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. 15 Temmuz'da demokrasi şehitlerimizi de unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız. Onu da bir kere daha buradan hatırlatmakta fayda görüyoruz. Evet sevgili izleyicilerimiz, 15 Ağustos ve 14 Ağustos. 14 Ağustos'ta AK Parti'nin 15. yıl dönümü. Bir kere daha hayırlı uğurlu olsun diyoruz bizler de sevgili izleyicilerimiz. Birazdan konuyla ilgili haberlerimizi de aktaracağız sizlere. Evet, 15 Temmuz'da bir darbe girişimi gerçekleştirilmişti maalesef ve ne yazık ki ülkemizde. Ve birçok askeri üniforma içerisine sızmış teröristler masum vatandaşlar üzerine ateşler açarak birçok vatandaşımızın hayatını kaybetmesine ve birçok vatandaşımızın yaralanmasına neden olmuşlardı. Tabii o günden bugüne geldiğimizde vatandaşlar, halk Türkiye Cumhuriyeti'ndeki tüm insanlar demokrasi nöbetleri tutmaya başlamışlardı ve demokrasiye sahiplenmek adına nöbetler tutmuşlardı. Ve tabii doğal olarak FETÖ, terör örgütünün lideri FETÖ'nün da iade edilmesi istendi. Tabii iade edilmesi şart. Hatta iade edilmesiyle tek kalmamak lazım. Türkiye Cumhuriyeti bir kere artık 550 milletvekilinin çok merak ediyoruz. Ne zaman şu halkın istediği idam konusunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirecekler, onu da büyük bir sabırsızlıkla bekliyoruz. Hala böyle bir çalışmaları var mı onu da bilmiyoruz. Ama 550 milletvekilinin bir an önce halkın sesine kulak vermesi ve idam kararının ve idam yasasının geri gelmesi noktasını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne artık konuşmaları gerektiğini, ama bunu konuşabilmesi için de, konuşulabilmesi için de birinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirmesi lazım. Utanmasam ben alacağım, götüreceğim bu teklifi 550 milletvekili yerine. Oraya Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'na sunacağım ama utanıyorum. Yani 550 milletvekili varken bana düşmez diye düşünüyorum. Sen destekliyorsun yani. Tabii ben destekliyorum. İdamı, hatta idam değil, ben daha kötüsünü bile düşünüyorum. Yani idam bile çok küçük kalacak. Yani keşke bana bıraksalar. İdamdan daha öte yüreğimizin biraz soğuyacağı daha iyi bir cezam var aslında ama İşte onu buradan söyleyemiyorsun. Vahşete giriyor çünkü. Aslında sevgili izleyicilerimiz, zaten vatandaşlar idamı istiyor. Yani böyle bir durum, vatana ihanetin tek bir cezası vardır, idamdır. Bunun lamicimi yoktur. Ama idam cezasını konuşabilmemiz için de bir tane baba yiğit milletvekilinin çıkıp halkın talebini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirmesi lazım. O baba yiğit milletvekilini arıyoruz şimdi. Bekliyoruz. Hangi baba yiğit milletvekili çıkacak da idam cezasının Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşulması ve gündeme alınmasıyla ilgili bir önerisi olacak. Bekliyoruz. Hangi babayı da nasip olacak? Olacak mı onu da bilmiyoruz. Ha baktık olmadı. Biz çıkartacağız. Götüreceğiz. Diyeceğiz ki 550 milletvekilisi şöyle kenarda bir durun kardeşim. Bak, sizin yapamadığınız şeyi biz getirdik, dosyayla getirdik. Böyle bir teklifi sunuyoruz diyeceğiz. Evet, tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin iadesi hala muallakta. Hadi onu geçtim. Yunanistan'a sığınan 7 tane 8 tane terörist vardı. O teröristlerin iadesi ne oldu? Onunla ilgili hala bilgi yok. Neden böyle ağırdan alınıyor onu da anlamış değiliz. Amerika Birleşik Devletleri'nin FETÖ'yü iade edip etmeyeceği noktası muallak. Hatta geçtiğimiz gün bir televizyon programında izledim. Bana çok mantıklı geldi. Diyorlar ki belki iade ederler ama iade ettiklerinde de FETÖ'nün bazı devrelerini yakacaklar. Yani
beyninde bazı hasarlar verecekler. Nedir bu? Mümkün mü? Mümkün. Yani bugün eğer... Tabii ifade verilemez duruma veya işte bazı bilgileri hatırlamama, yani bu işin arkasında Amerika Birleşik Devletleri'nin olduğunu unutturma gibi, sadece kendi rızası ve isteğiyle böyle bir darbeyi yaptığına dair, biliyorsun Ezel artık yani deprem bile yaratabiliyorlar istedikleri anda. Yani bunu yapabilenler, insan zihni üzerinde çok büyük çalışmalar var biliyorsun. İnsan zihninin okunabilmesi, insan zihninin belli bir noktada, belli bir evrede kapatılması söz konusu. Yani şimdi eğer Amerika Birleşik Devletleri bu süreç sonunda Fethullah'ı bize verirse, iade ederse, emin olun ki yarım yamalak bir FETÖ karşımıza çıktı. Zaten yarım yamalaktı. Bir de onun çeyreğini verecekler bize. Yani hiçbir işimize yaramayacak işin açıkçası. Bu yüzden Türkiye Cumhuriyeti'nin baskın çıkması lazım. Amerika Birleşik Devletleri'nin de tarafını seçmesi lazım. Amerika Birleşik Devletleri ile tüm ilişkilerin askıya alınması lazım. Amerika Birleşik Devletleri eğer bir teröristi Türkiye'ye tercih ediyorsa, o zaman varsın alsın o teröristi yanına alsın. Yani devam etsin. Evet. Bugün de konuşacağımız konu çok. Tabii hemen tweetlere geçelim. Sosyal medya paylaşımlarına geçelim. Sonrasında programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Akdeniz Belediyesi ile Aytu Atıcı ile başlıyoruz. Türkiye'nin umudu CHP'de, CHP'nin umudu ise parti okulu ve gençlerdedir diyor Sayın Aytu Atıcı'nın paylaşımı. Ve Sayın Ahmet Davutoğlu, genel başkanlığını bir dönem onurla yürüttüğüm AK Parti 15 yaşında AK kadrolara milletle, zaferlerle dolu nice yıllar demiş Sayın Ahmet Davutoğlu. Ve Adana Büyükşehir Belediyesi de, Adana Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri elektrikli ve elektronik atıkların yönetimi için çalışma başlattıklarına dair bir paylaşımda bulmuşlar. Ve Akdeniz Belediyesi de Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı bordür kaplama ekibimiz Cami Şerif Mahallesi 5234 sokakta kaldırım düzenleme çalışmasını tamamladı diyorlar. Bunun adı kaldırım mesela. Bak, bunun adı kaldırım. Yani yürüyebiliyorsan kaldırım. Yürüyemiyorsan zaten kaldırım değil. Şimdi bu kadarcık bir kaldırım var. O direk zaten var. Yani şu direk zaten olacak Ezel'cim. Hatta sen dua et, ağaç dikmemişler. Yani biz kaldırımların ortasında hala ağaçlar var ve hala o ağaçların budanmaması böyle alttan geçilirken herhalde bize eğilmeyi, selamlamayı öğretiyorlar. Bir dönem bakarsan Osmanlı tarihine Ezel, kapı girişleri böyle insan boyundan daha az seviyede. Neden? Hiç düşündün mü neden? Osmanlılarda özellikle medreselerde kapı girişleri insan boyundan küçüktür. Neden? Saygı çerçevesinde eğilsin diye, eğilerek girsin diye. Ya şimdi bizimkilerde daracık bir şey yapıyorlar. Kaldırım, adına kaldırım diyorlar. Sonra da böyle taş döşüyorlar, bordur taşı döşüyorlar. Hatta bu kaldırımın ortasına bir de ağaç dikiyorlar. Hatta olmadı bir direk dikiyorlar. Hatta o da olmadı. Telefonla ilgili küçük kulübeler var. Onları da dikiyorlar. Sonra da diyorlar ki vatandaşa, hadi kardeşim geç. Geç geçebiliyorsan. Yani taklama atıyorsun, amuda mı kalkıyorsun, artistik hareketler mi yapıyorsun, jimnastik mi yapıyorsun, nasıl yapıyorsan yapıyorsun, bilemem ama ben senin için sonuçta bir kaldırım yapmışım. Hoş, onu da artık boş bulabilirsen. Yani eğer esnaf da bu küçücük alanda sana geçebileceğin bir mekan bırakmadıysa, tezgahını koyduysa, haydi artık senin işin bitti. Cadde ortasından gitmek zorundasın. Sonra da şoförlerin küfürlerine maruz kalmak durumundasın. Yani. AK Parti Mersin, Ankara Genel Merkez'deki 15. yıl dönümü programına İl Başkanımız Cesim Ercik, ilçe başkanlarımızla birlikte katıldı. Paylaşımını gerçekleştirmiş. AK Parti yine Milletin Sesi Türkiye'nin partisi 15 yaşında. Evet, AK Parti 15 yaşında. Ve Avukat Alpay Antman, Melis Alpan'ın tweetini retweetlemiş. Davut Güloğlu'nun bir tane şarkısının adını söyle deseniz söyleyemem. O kadar iz bırakmamış biri
Sıla'nın yanında ne ki? Fatoş Özdiker paylaşmış yine, avukat Alpayantmen retweetlemiş. Biri bizi duysun, yorulduk artık, neden sesimiz olmuyorsunuz? Yök garantörüm mü ver demiş. Evet ve devam ediyoruz. Ali Cumhur Taşkın, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı hiçbir zaman iktidar ve güç sarhoşluğuna kapılmadık, kapılmayacağız diyor. Türkiye'nin partisi 15 yaşında. Evet, AK Parti'nin 15. yaş gününü kutlamalarından sevgili izleyicilerimiz. Ve devam ediyoruz. Sayın Bekir Bozdağ, ABD ırkçılık, yabancı düşmanlığı, ayrımcılık ve İslamofobi yükselmekte. Maalesef bu kötü yükseliş engellenme yerine büyük destek görmekte. Irkçılık yüzünden yaşanan savaşlar ile din savaşlarında milyonlarca insanını kaybetmiş Batı tarihi dersleri ve acıları unutmuş gibi. Türkiye'de darbeciler kaybetti, demokrasi kazandı diye üzülenler ve ırkçılar bu anlayışla sadece AB'nin ömrünü kısaltırlar. AB değerleri olan eşitlik, adalet, hürriyet, demokrasi ve insan haklarını görmezden gelen AB kendini var eden değerleri reddetmiş demektir diyor Sayın Bekir Bozdağ. Ve Cesim Ercik'te Milletin Partisi 15 yaşında demiş AK Parti Mersin İl Başkanı. Ve Cumhuriyet Halk Partisi adına Faik Öztürk, Tekirdağ Milletvekili, hükümet ekonomimizi altından kalkamayacağı maceralara sokmamalı demiş. Ve Efkan Ala, ülkemiz ve gönül coğrafyamızın umudu olan partimizin 15. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun paylaşımını gerçekleştirmiş. Ve Sayın Hüseyin Çamak da halk evlerinin Mersin'de düzenlediği yaz okulu şenliklerindeyiz, yaşasın layık ve bilimsel eğitim demiş. Ve Lütfü Elvan, birlik ve beraberlik ile nice 15 yıllara paylaşımını gerçekleştirmiş. Mersin Büyükşehir Belediyesi de Büyükşehir Belediyesi hijyenik, kaliteli ve ucuz ekmek hizmetini Mersinlerle buluşturmaya devam ediyor. Sofralara hoş geldin diyor. Merek günlük 15 bin ekmek üretiyor bu arada. Ve geçiyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi yine göreve geldiğimizde 25 bin olan günlük yolcu taşıma sayısını 2016 itibariyle 95.694'e çıkardık diyor. Mersin toplu taşımayı tercih ediyor deniliyor. Ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan, kurucu genel başkanı olduğum AK Parti 14 Ağustos 2001'de aziz milletimizin hak ve adalet anlayışının bir sonucu olarak kuruldu. AK Parti 27 Nisan'dan 15 Temmuz'a kadar birçok badirede milli iradeden taviz vermemiş, Türkiye'nin önünün açılmasında büyük rol oynamıştır. AK Parti 15 yılda gerçekleştirdiği büyük projelerle Türkiye'nin çehresini değiştirmiş, 2023 hedeflerini güçlü bir şekilde inşa etmiştir. Kurulduğu günden bu yana insanlık davasının nöbetini tutan, milletimize umut olan AK Parti'nin kadrolarına nice başarılı yıllar diliyorum demiş. Ve Sayın Şerafettin Açut da Ahmet Hulusi'nin haddini bilmemenin cezası mahrum kalmaktır tweetini retweetlemiş. Ve herhangi bir şeyi değiştirmek ya da iyileştirmek istiyorsanız o konuda özenle ve sabırla istikrar göstermeyi tercih edin. Didem Şarman'ın paylaşımını retweetlemiş. Ve umutlarla dolu yeni bir haftaya günaydın demiş Sayın Şerafettin Aşut. Tarsus Belediye Başkanı Sayın Şevket Can da eminlik, mahallemizde hemşerilerimizle bir araya geldik. Çok ak mahallemizde hemşerilerimizle hasbihalde bulunduk. Tarsus'umuz yeni bir çevre yoluna kavuşuyor. Takbaş ile Kale Burcu arasındaki yol çalışması devam ediyor diyor. Ve Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı tarafından paylaşım var. Hiç kimsenin yaşam alanına müdahale etmeyen demokrat ve özgürlükçü anlayışla AK Parti birçok yasağı Türkiye'nin gündeminden çıkarmıştır. Milletin yoluna taş koyanlara inat, biz milletin yoluna baş koyduk. Allah'ın izniyle bu yoldan bizi kimse çeviremez. Gezi kalkışmasından 17-25 Aralık darbe girişimine, 6-7 Ekim vahşetinden çukur siyasetine kadar birçok hain girişimi başarıyla püskürttük. 15 Temmuz'da milletle birlikte dünyanın en alçak darbe girişimini bertaraf etmiş bir yönetim kadrosudur AK Parti. Güçlü demokrasi, ekonomik kalkınma ve sosyal refahı birleştiren Türkiye, bölgenin güven ve istikrar unsuru olmaya devam edecek diyor Başbakan Binali Yıldırım. Ve tabii hemen AK Parti'nin 15. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen programda konuşan Başbakan Binali Yıldırım'ın
konuşmalarına yer vereceğiz ve ardından tekrar sizlerle birlikteyiz. Can verme sırrına eren aziz şehitlerimizi selamlayarak sözlerime başlıyorum. Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, saygıdeğer Başbakanım, değerli yol arkadaşlarım, değerli misafirler, hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle bir arada olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Bugün bizim için çok ama çok özel bir gün. İçinde bulunduğumuz süreçte çok daha anlamlı hale gelen bir gündeyiz. 14 Ağustos 2001'de siyasi tarihimizde yeni bir sayfa açıldı. Adalet ve Kalkınma Partisi kuruldu. Bugün Milletin Partisi, AK Parti 15 yaşında. Bu kutlu hareket 15 yıl önce Bismillah diyerek milletin huzuruna çıktı. Kurucu Genel Başkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin kurulduğu gün bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak demişti. Bu sözün üzerinden 15 yıl geçti. 15 Temmuz'da hain FETÖ darbe girişiminin püskürtülmesiyle bir kez daha gördük ki hiçbir şey eskisi gibi olmadı, olmayacak. 15 yıl boyunca bir yandan Türkiye'yi kalkınma yarışında ön saflara taşıdık, bir yandan da vesayet odaklarıyla mücadele ede ede geldik. Milletimizin desteği ve duasıyla bir istikbal ve istiklal mücadelesi verdik. Ve Allah'a hamdolsun ki değerli kardeşlerim, başardık. Eğilmedik, bükülmedik, yıkılmadık. Millete güvendik ve başardık. Ülkenin ufkuna yeni doğmuş bir parti olarak 2002 Kasım seçimlerine giderken tek başına, iş başına dedik. Genel başkanını bile milletvekili olması engellenen bir parti olarak ilk seçimimizden zaferle çıktık. Tek başına, iş başına geldik. O gün bugün milletin artan güvenine hep mazhar olduk. Türkiye'nin bütün imkan ve kaynaklarını vatandaşlarımız için kullandık, seferber ettik. Her şey Türkiye için dedik ve her şeyi Türkiye için yaptık. Ülkenin tıkanmış damarlarını bir bir açtık. Yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Türkiye'yi adaletle, hakkaniyetle büyüttük ve geliştirdik. Bize güvenen, bize omuz veren milletin başını asla öne eğdirmedik. İnsanımızın izzetini, şerefini, itibarını hep savunduk, hep koruduk. Önce Türkiye diye yola çıktık ve bu şiarla durmak yok, yola devam dedik. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın ilkesiyle hareket ettik. Devlet millete aittir dedik. Devletle milleti buluşturduk, kucaklaştırdık. Diklenmedik ama dik durduk. Milli irade karşısında hiçbir derin yapı, hiçbir vesayet odağı, hiçbir terör örgütünü tanımadık. Sayısız ihanetle çarpışarak bugünlere geldik. Son olarak eli kanlı FETÖ darbecilerine milletimizle birlikte diz çöktürmenin onuruyla huzurlarınızdayız.
Değerli kardeşlerim, o karanlık gece, 15 Temmuz gecesi, millet akın akın meydanları doldurdu. Çünkü başkomutan Cumhurbaşkanı'nın çağrısı vardı. İnin meydanlara, inin meydanlara, bu soysuzlara dersini verin dediler. Çok şükür milletçe çıktığımız bu yolda birlikte milletle yürüdük. 15 sene boyunca her yaptığımızı milletimizle beraber yaptık. Kurucu Genel Başkanımızdan her kademedeki yol arkadaşımıza bu kutlu dava hepimizin davası. Bize bu kutlu yolda liderlik yapan Kurucu Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere hepinizden Allah razı olsun. Sadece seçimler kazandığınız için değil, gönüller kazandığınız için değil, Allah sizlere daima razı olsun, Allah sizlerin daima yolunu açık etsin. Evet, AK Parti 15 yaşında sevgili izleyicilerimiz ve tabii sizlere hemen iletişim adreslerimizi aktaralım. Tekinler Şapla Manşet Instagram adresimiz, İçel TV Mersin Twitter adresimiz ve İçel TV Facebook adresimiz 0324 233 66 55 ve 233 55 66 numaralı telefonlardan da bizlere mesajla ulaşabilirsiniz. Ve WhatsApp sevgili izleyicilerimiz, ihbar hattımız 538 273 66 66 538 273 66 66 WhatsApp ihbar hattımızda faaliyete girdi. Mesajlarınızı da buradan da bekliyoruz. Sizin de düşüncelerinizi istiyoruz. Ne soralım? Şunu soralım. İdam gelsin mi? Türkiye'nin gündeminde idam konusu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşulmalı mı, görüşülmeli mi? Bu konuda sorularımızı iletiyoruz. Sizlerin de düşüncelerini istiyoruz. Sizler bu konuya nasıl bakıyorsunuz? Neler düşünüyorsunuz? WhatsApp hattından da bizlere ulaşabilirsiniz. 538 273 66 66 WhatsApp ihbar hattımız. Tabii aslında bizim uzun zamandır istediğimiz bir proje var. O da nedir? Etrafınızda gördüğünüz kentimizle ilgili iyi olabilir, kötü görüntüler olabilir. Bunları da bizlerle paylaşırsanız resim olarak en azından WhatsApp hattımızla onları da paylaşalım istiyoruz. Evet ve tabii 15. kuruluş yıl dönümünde kurucu genel başkan olarak da şimdiki Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan da bir konuşma gerçekleştirdi. İşte partinin nasıl kurulduğundan ve nerelere geldiğinden dair yapılan o konuşmayı ekranlarınıza getiriyoruz. Evet, beraber yürüdüğümüz, beraber ıslandığımız bu yolda hep birlikte çok şeyler yaşadık. Cezaevinden çıktıktan sonra hiç vakit kaybetmeden milletimize koştuk. Ardından 3 Kasım 2002 seçimlerinde milletimiz bize ülkeyi yönetme sorumluluğunu verdi. 9 Mart 2013 tarihi, 2003 tarihinde birkaç aylık gecikmeyle de olsa başbakanlık görevini üstlenerek milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirmek için gece gündüz çalıştık. İçeride ve dışarıda önümüze çıkartılan tüm engellerin üstesinden birer birer gelerek ülkemizi her alanda Cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanları dahi geride bırakan bütün o hizmetlerle, yatırımlarla, eserlerle donattık. Biz milletimize hizmet ettikçe milletimiz de bize sahip çıktı. Her seçimde oyumuzu artırdık. Her seçim döneminin ardından hizmetlerimizi katladık. Cumhurbaşkanlığı seçimleri de oldukça sancılı geçti. 2007 yılında bize Cumhurbaşkanı seçtirmemek için 367 garabeti dahi oynamadık, oyun bırakmadılar. Düğümü milletimiz çözdü. Farklı vesayet odaklarıyla giriştikleri saldırılardan sonuç alamayanlar 2013 yılından itibaren
yeni senaryoları devreye soktular. Gezi olaylarıyla toplumsal kaos denemesi yaptılar. Tutmadı. Emniyet ve yargı içinde yuvalanmış bir ihanet çetesi vasıtasıyla 17-25 Aralık darbe girişimini başlattılar. Ve oradan da netice alamadılar. Cumhurbaşkanının ilk defa doğrudan milletin oyuyla belirleneceği 2014 seçiminde ülke siyasi tarihimizde örneği olmayan bir şekilde 13 parti bir adayı destekledi. Milletimizin %52'sinin desteğini alarak ilk turda bu mücadeleden de hamdolsun galip çıktık. Bu defa Güneydoğu Anadolu bölgemizdeki bazı ilçelerimizde bölücü terör örgütü eliyle silahlı bir başkaldırı teşebbüsünde bulundular. Açtıkları çukurlara kendileri gömüldüler. PKK ve DAEŞ'i kullanarak Ankara'da, İstanbul'da, diğer şehirlerimizde canlı bomba saldırıları yaptılar. Yine istedikleri neticeyi alamadılar. 15 Temmuz 2016 gecesi ise ülke tarihimizin de kendi geçmişimizin de en alçak, en kanlı, en sinsi tehdidiyle karşı karşıya kaldık. O gece Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bünyesine sızmış Fethullahçı terör örgütü mensubu bir grup asker müsveddesi ne yazık ki bu tür terörist kendi milletine ve kendi devletine karşı darbe girişimi başlattı. Bu hainler milletin imkanlarıyla alınan devletin namuslarına emanet ettiği tankları, helikopterleri, uçakları, her türlü silahı yine millete karşı kullandılar. Milletimizle birlikte omuz omuza vererek bu ihanet girişimini de akamete uğrattık. 15 Temmuz'da pek çok dava arkadaşımızı şehit verdik. Çok sayıda gazimiz var. O gece meydanlarda AK Partilisiyle, diğer partilerin mensuplarıyla tek yürek, tek ses olarak istiklaline ve istikbaline sahip çıkma mücadelesi verildi. 7 Ağustos İstanbul Yenikapı'da bir araya gelen siyasi parti genel başkanları ve her kesimden vatandaşımız ülkemizin önünde yeni bir kapının açılışının müjdecisi olmuştur. Türkiye'nin birliği, beraberliği, kardeşliği konusunda açtığı bu yeni kapıya sonuna kadar sahip çıkacağına inanıyorum. Biz yıllarca gerekirse kendimiz bedel ödeyeceğiz. Ama milletimize bedel ödetmeyeceğiz demiştik. Yıllarca bu hassasiyetle hareket ettik. Hiçbir fedakarlıktan kaçınmadık. Maalesef bu alçaklar o gece 240 evladımızı, 240 kardeşimizi şehit ederek, 2195 kardeşimizi yaralayarak milletimize bedel ödetmişlerdir. Milletimize bu ihaneti yapanlardan hesap sormak ve FETÖ'nün kökünü kazımak boynumuzun borcudur. Bu vesileyle bir kez daha şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Gazilerimize Rabbimden şifalar diliyorum. Değerli kardeşlerim, bu parti 15 yıllık bir parti olabilir. Ama bu partinin ve mensuplarının medeniyet davası 1400 yıllık kadim bir davadır. Bu parti ve mensupları Anadolu coğrafyasında 1000 yıldır verilen mücadelenin bugünkü temsilcileridir. AK Parti'yi var eden ve yaşatan ruh İstanbul'un fethinden Çanakkale'ye, İstiklal Harbi'nden 15 Temmuz'a kadar bu milletin iftihar vesilesi tüm dönemlerinin ruhudur. Bu parti sadece komşularımızda değil, Balkanlardan Orta Asya'ya, Kuzey Afrika'dan Güney Asya'ya kadar dünyanın neresinde bir mazlum varsa hepsinin de akan gözyaşını silen eldir. Bu parti ötekileştirmelerin, dışlanmışların, öz yurdunda parya muamelesi görenlerin ümitle çarpan yüreğidir. Onun için sizlere
büyük görevler düşüyor. 15 Temmuz'a kadar AK Parti'ye oy verenlerden aldığınız güçle tüm Türkiye'ye hizmet etmenin çabası içindeydiniz. 15 Temmuz'dan sonra ise hangi partiye oy vermiş olursa olsun artık Türk milletinin tamamına karşı kayıtsız şartsız sorumluluğunuz vardır. O başlangıcı meşhum bitişi zafer olan gecede hep birlikte şu gerçekleri gördük. Bu millet varsa biz varız. Bu ülke varsa biz varız. Bu devlet varsa biz varız. Bu bayrak varsa biz varız. Bu ezanlar, bu selalar varsa biz varız. İşte bunun için 15 Temmuz'da hepsine birden saldırdılar. Evet, Sayın Cumhurbaşkanlığında AK Parti'nin kurucu genel başkanı olması sebebiyle de yapmış olduğu açıklamaya sevgili izleyicilerimiz AK Parti'nin nereden nereye geldiğini, hangi süreçten geçtiği ve nasıl zorluklarla karşılaştığını dile getiren açıklamalardı. Tabi bu arada sosyal medyayı kullanıyoruz. Facebook üzerinden de canlı yayındayız. Tabi eleştiriler de var. Eleştirileri de okuyoruz. Mesela Facebook'tan bizi canlı takip eden bir arkadaşımız Recep Yılmaz demiş ki bize, sosyal medya paylaşımlarına geçelim, daha sonra programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Nasıl bir cümledir? Sosyal medya paylaşımını program dışında mı görüyorsunuz? İnsanları eleştireceğinize kendinizi de eleştirin ve dikkat edin. İçel TV. Beğeni attım oraya. Ezel bir göstermemiz mümkün mü? Yani bizde her şey biliyorsun objektif. Bir kere eleştiriniz için teşekkür ediyorum. Kurduğum cümle yanlıştı. Evet, özür diliyorum. Ama ben de sizi eleştirmek istiyorum. O cümleyi İçel TV söylemedi. Tekin Narşap söyledi. Keşke oraya Tekin Narşap yazsaydınız. Program sunucusudur biliyorsunuz. Programdan sorumlu. Cümle bana aittir. Cümleyi yanlış kurdum. Sosyal medya paylaşımlarına geçelim. Daha sonra programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Nasıl bir cümledir? Aslında baktığınızda çok da kötü bir cümle değil gibime geliyor ama belki de bir edebiyatçının müdahil olması daha iyi olacaktır. Yani sosyal medya paylaşımlarına geçiyoruz. Ondan sonra da programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani çok kötü değil ama kötüymüş. Ama çok fazla da kötü değil. Bir de şu dikkatimi çekti. Mesela Recep Yılmaz'a şunu da sormak istiyoruz. Gerçekten eleştiriniz için teşekkür ediyorum. Dikkate alacağım. Biraz daha dikkat edeceğim cümlelerime. İnsanları eleştireceğinize kendinizi de eleştirin demiştiniz ya. Bunu biraz açmanızı istiyoruz. Yani insanları eleştirirken yalan mı söylüyoruz? Birilerini eleştirirken. Mesela bugün eleştirdiğim tek bir konu vardı. 550 milletvekilinin idam konusunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirmemeleriydi. Acaba burada nerede bir eleştiri var, haksız bir eleştiri mi var? Burada bizimle paylaşırsanız çok sevinirim. Bunun dışında programda Ezel'cim herhangi bir eleştirimiz oldu mu? Olmadı galiba değil mi? Henüz olmadı ama olacak. Yani bu olmayacak manasına gelmiyor. Olacak. Ama biz birilerini eleştirirken herhangi kişisel hırs veya kişisel çıkarlar üzerine eleştirmiyoruz. Mesela idam kararı hepimizin talebidir diye düşünüyorum ben. Yani bilmiyorum, bu sadece Tekin Narşap'ın isteği değil. Ha, bana kalsa evet, ben bir birey olarak benim kararım evet idam. Hatta dediğim gibi idam değil, bana kalsa daha kötüsünü yaparım. Daha kötüsünü isterim. Ama şimdi yapabileceğimiz idam talep etmek. Bunu istedik. Yani eğer o cümleyi de bize açarsanız, hani insanları eleştireceğinize kendinizi de eleştirin. Ben çoğu zaman burada hem kendimi eleştirmişim, hem televizyonumuzda program yapan bazı arkadaşlarımızı da eleştirmişizdir. Hatta reklamlarımızı bile eleştirmişizdir. Yani objektif davranmışızdır. Belki kaçırmışsınız oraları. Ama bir kere daha eleştirinizi dikkate alacağımı söylemek istiyorum ama orada takıldım kaldım. İnsanları eleştireceğinizi derken biraz da kendinizi eleştirin demenizi biraz açmanızı istiyorum aslında. Daha iyi olacak diye düşünüyorum. İçel TV yerine de sadece Tekin Narşap yazsaydınız daha doğru olacaktı. Yani benim kullandığım cümle ne kadar yanlışsa şu an sizin eleştirdiğiniz kurum da
o kadar yanlış. Çünkü bunu İçel TV yapmadı. Bu cümleyi yanlış kuran İçel TV değildi. Tekin Naş yaptı. Program sunucusu. Yani ben. Evet, eleştirilerinizi mutlaka dikkate aldığımı bir kere daha söyleyeyim. Evet, bekliyoruz. Mesajlarınızı da bekliyoruz bu arada. Evet, kaldığımız yerden devam edelim diyelim o zaman. Sayın Cumhurbaşkanı da açıklamalarını gerçekleştirdi. AK Parti'nin 15. kuruluş yıl dönümü sosyal medyamızda sona ermişti. Ve yerel gazetelerimize geçeceğiz. Yerel gazetelerimizin de ilk sayfalarını aktaracağız. Bakalım neler var. Akdeniz Gazetesi ile devam ediyoruz programımıza. Laf atma kavgası 3 ölü 1 yaralı diyor. Tarsus'ta laf atma tartışmasından çıkan bıçak ve silahlı kavgada 3 kişi öldü. 1 kişi yaralandı. Olayda tüfekle vurularak ağır yaralan ve kaldırıldıkları hastanede ölen 3 kişinin baba ve 2 oğlu olduğu öğrenildi. Ve Başarır hakkında suç duyurusu. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz Ali Mahir Başarır'ın kendisi hakkında basına yaptığı iftira, hakaret ve suç uydurma barındıran açıklamalar üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğuna dair yazılı açıklamada bulunmuştu Mersin Büyükşehir Belediyesi sevgili izleyicilerimiz. Evet ve devam ediyoruz. 6 adli personel tutuklandı. Mersin'de Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 6 adliye personeli tutuklandı. Mahkeme 15 kişiyi de adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Görevimiz Mersin'i marka kent yapmak diyor. Silifke Belediyesi tarafından Göksu Nehri üzerinde yaptırılacak 4. köprünün temel atma törenine katılan Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Doktor Hüseyin Çamak, Ankara'da meclis çatısı altında üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmek için görev başındayız. Öncelikli görevimiz tüm kentimizi tam bir marka kenti haline getirmektir diyor. Ve AK Parti diriliş hareketidir diyor. Erdemliler hareketi olarak başlayan Erdemliler hareketi olarak başlayan AK Parti'nin kapatma, darbe ve etkisiz hale getirme girişimleriyle asla sarsılamayacağını vurgulayan Adalet ve Kalkınma Partisi Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, çünkü AK Parti gücünü milletten alan kadim bir medeniyetin, manevi ve kültürel değerlerin çelik örgüsüdür. AK Parti millet iradesinin üzerindeki her tür vesayet ve tahakkümü kabul etmeyen aziz milletimizin kendisidir. AK Parti adeta Türkiye'nin diriliş hareketidir dedi. Ve Göksu Nehri'ne 4. köprü yapılıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Burhanettin Kocamaz, Silifke Belediyesi tarafından Göksu Nehri üzerinde inşa edilecek olan 4. köprünün temel atma törenine katıldı. Törende konuşan Başkan Kocamaz, 4. köprümüz Silifke'mize ve Göksu Nehri'ne yakışır bir köprü olacaktır. Göksu Nehri üzerinde uygulanması planlanan projelerimiz bununla da sınırlı kalmayacak. Nehrin yükseltilmesi, çevresinde sosyal alanların oluşması, kafelerin, restoranların bulunduğu bir Göksu hedefliyoruz diyor. Vedi ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre 15 Ağustos Pazartesi günü, yani bugün, Akdeniz, Anamur, Aydıncık, Bozyazı, Erdemli, Tarsus ve Yenişehir ilçelerinde elektrik kesintisi uygulanacak. Tekrar edelim. 15 Ağustos Pazartesi günü Akdeniz, Anamur, Aydıncık, Bozyazı, Erdemli, Tarsus ve Yenişehir ilçelerinde elektrik kesintisi uygulanacak diyor. Tabii biz bu haberi okurken belki de o elektrik kesintisi yaşanmıştır bile. Toroslar'da çöpten atık toplayanlara operasyon düzenlendi. Toroslar Belediyesi zabıta ekipleri çöpten atık toplayan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Ele geçirilen geri dönüşüm malzemeleri geri dönüşüm aktarma istasyonlarına götürülürken araçlarda Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü ile birlikte yapılan incelemelerin ardından herhangi bir kayıtları olmamasından ve hurdaya çıkan araçlar olmasından dolayı milli emlak teslim edilmiş. Ve Yenişehir'de kentsel dönüşüm başlıyor. Eğriçam, Barbaros, Hürriyet ve Cumhuriyet mahallelerinde gerçekleştirmek istediği 3 adet kentsel dönüşüm ve gelişim projesi için Büyükşehir Belediye Meclisi'nden yetki istedi. Teklif ilgili komisyonlara havale edildi Yenişehir Belediyesi tarafından. Şimdi kentsel dönüşüm, yani hangi manada yapılacak onu da bilmiyorum ama ben de Yenişehir'de oturan biriyim. Yenişehir, Hürriyet ve Cumhuriyet Mahallesi'nde, ki Cumhuriyet Mahallesi'ndeyim. Yani orada
hani böyle kentsel dönüşümün elzem olduğu, illa kentsel dönüşüm olması gereken nereler var onları anlayamadım ben. Yani nereyi kentsel dönüştüreceğiz, niçin kentsel dönüştüreceğiz, ne oldu, eski binalar mı var onu anlamış değilim. Cumhuriyet Mahallesi sakini bak. Bence hani Kiremithane, Bahçe Mahallesi öncelikle özellikle kentin merkezinde kalmasıyla birlikte içinde neredeyse yıkılacak binalar ki hatırlarsanız Akdeniz ilçesinde bir bina yıkılmıştı şans eseri. Vatandaşların erkenden kaçmasıyla birlikte o binanın yıkılmasıyla birlikte en azından büyük oranda zarar vermeden kurtarmıştık. Ölümler yaşanmadan, facia yaşanmadan kurtarmıştık Kılpay'ı. Hani o bölgeler öncelikliyken Cumhuriyet Mahallesi'nin ve Hürriyet Mahallesi'nin neresinde nasıl bir kentsel dönüşüm yapılacak onu da inanın ki anlamış değilim. Hani bir bileniniz varsa belki ben mi görmüyorum, belki biz mi görmüyoruz bilemiyoruz ama WhatsApp ihbar hattımız var 538-273-6666 numaralı WhatsApp hattından da bizlere ulaşabilirsiniz. Yine tabii Facebook adresinden de bizlere ulaşabilirsiniz. Devam ediyoruz farklı bir gazeteye. Çukurova Gazetesi Meski Çile'den çıkardı diyor. Mersin'in birçok noktasında yaşanan su sıkıntısı vatandaşı Çile'den çıkardı. Meski'nin Alo 185 hattını arayıp muhatap bulamayan vatandaş kurumun sosyal medya hesabına mesaj yağdırdı. Facebook sayfasına mesajlar yağdı. İlk defa mı kuraklık oluyor diye soruyor vatandaşlar. AK Parti ülkenin dirilişidir diyor. AK Parti İl Başkanı Cesim Erciğ'in açıklamalarına yer verilmiş. Firari danışman teslim oldu. 6 adli personel de tutuklandı sevgili izleyicilerimiz. Tanıtım günlerine hazırlanıyorlar. Mezitli Belediyesi'nin Ankara'da gerçekleştireceği tanıtım günlerine gönüllü desteğiyle hazırlanıyor. Belediyenin birçok projesine destek veren Mezitli Belediyesi gönüllüleri şimdi de tanıtım günleri için kolları sıvamışlar. Ve devam ediyoruz. Farklı bir gazeteye geçiyoruz. Haberci gazetesi ihracat %5, ithalat %6 düştü. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın aylık göstergeler raporunun Haziran ayı sayısı yayınlandı. Raporda TÜİK tarafından açıklanan geçici verilere göre 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde Türkiye genelinde ihracat geçen yıla göre %2, ithalat ise %7 azalış kaydetti. Belirtilen dönemde dış ticaret açığında ise geçen yıla göre %16'lık azalma gözlenmiş. Ve sorumluluk yöneticilerde Makine Mühendisleri Odası Teknik Görevlisi Mühendis Hasan Fırat artan asansör kazalarına dikkat çekerek asansörlerin her yıl düzenli olarak kontrol edilmesi gerektiğini ve sorumluluğun yöneticilerde olduğunu söylemiş. Asansör kazaları can alıyor, yöneticiler önlem almalı diyorlar sevgili izleyicilerimiz. Ve arabuluculuk işbirliğine kapı açtı. Türkiye'de 2013 yılından bu yana uygulamada olan dostane yollarla uyuşmazlıkların çözümü olarak bilinen arabuluculuk sisteminin %95 başarı oranına ulaştı. Hukuki uyuşmazlıkların çözümünde bu yıl rekor başvuru alınan arabuluculuk Mersin'de ise çıtasını bir adım daha yukarı çıkarttı diyor. Başkandan destek bekliyor. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'dan sponsorluk sözü alan uluslararası koşullarda ülkemizi temsil eden 65 yaşındaki emekli beden eğitimi öğretmeni Nevzat İçer. Mersin Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Başkanı Hikmet Avşar'dan umduğunu bulamadı diyor. Evet ve yerel gazete turumuz böylelikle sona erdi. Ulusal gazetelerimize geçeceğiz. Ve ulusal gazetelerimizin ilk sayfalarını sizlere aktaracağız. Türkiye ve dünya gündemine göz atmış olacağız. Tabii bu arada sosyal medyada Facebook'ta var mı bir şeyler Ezel? Hani cevaplar, yorumlar var mı? Yok değil mi? Evet. Yokmuş. Evet ve devam edelim gazetelerimize. Akşam gazetesiyle başlıyoruz. Şimdi bu da yanlış bir cümle değil mi Ezel? Başlıyoruz. Zaten programın içinde başlamışsın. Daha neyine devam başlıyoruz? Devam ediyoruz demek daha doğru olacaktı. Akşam gazetesiyle devam ediyoruz. Akşam gazetesi de Türkiye'nin 100 akı 15 yaşında 15 Temmuz öncesi gibi davranamayız diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan video konferansına AK Partililere seslendi. Suikast ödülü jandarma imamlığı.
Dink'in katledildiği gün o gün Samas'ı takip eden FETÖ'cü jandarma timinin koordinatörü Yüzbaşı Muharrem Demirkale hem örgütte hem de TSK'da hızla yükselmiş bu arada. Örgütün altın çocuklarından Muharrem Demirkale TSK'nın içine asubay olarak sızdırıldı. Yıllar sonra subaylığa geçiş yapan Demirkale, Dink suikastının gerçekleştiği dönemde Trabzon ile İstanbul Jandarma İstihbaratı arasındaki ilişkiyi kuran kişiydi. Cinayet sonrası hızla öne açıldı. Önce peş peşe terfilerle albaylık rütbesine yükseldi. Ardından örgütün jandarma imamı yapıldı. Son olarak Jandarma İstihbaratı'nın personel alımından sorumlu birimin başına getirilen FETÖ'cü hain 15 Temmuz'da da çatışmaların içindeydi. Ve geçiyoruz farklı bir gazeteye. Türkiye Gazetesi gizlenen böyle tespit ediliyor. 12 maddeyle FETÖ'cü sorgusu. Başbakanın 17-25 Aralık miladımız sözü FETÖ'cülerin belirlenmesindeki 12 kıstasın temelini oluşturuyor. Sadece ihbarlara göre adım atılmıyor. Kurunun yanında yaşta yanmasın diye çok titiz davranılıyor. 17-25 Aralık sonrası Zaman ve Bugün gazetelerinin aboneliğini devam ettirenler veya yeni abone olanlar. Tüm ikazlara rağmen çocuklarını FETÖ'ye ait okullarda, dershanelerde ve etüt merkezlerinde okutanlar. FETÖ'ye ait finans kurumlarında hesap bulunduranlar, FETÖ'nün çağrısıyla bankaya yeni para yatıranlar. Örgütün yurt içi ve yurt dışındaki toplantılarına katılanlar, terörist başını Pensilvanya'da ziyaret edenler. FETÖ'ye ait vakıf, sendika ve sivil kuruluşlardan 17-25 Aralık komplosu sonrası ısrarla ayrılmayanlar. Darbe girişimine katılanların ve destek verenlerin ifadelerinde ismi geçenler diyor. Gözaltına alınıyor bu arada. AK Parti'de birlik gösterisi, AK Parti darbe girişimleri ve krizlere rağmen 15 yılda yeni Türkiye'nin temellerini attı. Makam değil, millete hizmet için yarışan partinin eski ve yenileri yine omuz omuzaydı deniliyor haberde. Öksüz planladı, Gülen onayladı diyor. Tutuklu general ihanetin perde arkasını anlattı. Adil Öksüz darbe girişiminden önce 3 gün imamlarla, 3 günde generallerle toplantı yapıp planları hazırladı. Bunları Pensilvanya'ya götürüp Gülen'e onaylattı. 13 Temmuz'da da ülkeye döndü deniliyor. Ve Güneş Gazetesi'ne geçiyoruz. Güneş Gazetesi de kim bu ajan diyor. Akıncı Hava Üssü'nde yakalandıktan kısa süre sonra skandal kararla serbest bırakılan Adil Öksüz'ün İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir ajan tarafından karşılandığı ortaya çıktı. Güvenlik birimleri terörist başı Fethullah'ın özel adamı Öksüz'ün yanı sıra şimdi de bu ajanın peşine düştü. Düğümü de hakim çözecek. Himmet parasıyla villa aldı bu arada. Telefonun diğer ucundaki kim diyor? Fethullahçı teröristlerin kilit adamı Adil Öksüz'le ilgili yeni görüntülerde bir ajan kameralara takıldı. Serbest kalınca Ankara'ya, oradan da uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na giden FETÖ'cü hain burada bir ajan tarafından karşılanıyor. Elindeki telefonu hemen Öksüz'ün yüzüne tutan ajan görüntülü konuştuğu kişiye Öksüz'ü gösteriyor. Tüm güvenlik birimleri bu iki hainin yakalanması için uğraşıyor diyor. Darbe onayını alıp geri dönmüş diyor. Ve Sabah gazetesi köklerini kazımak boynumuzun borcu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 240 arkadaşımızı şehit ederek milletimize bedel ödeten FETÖ'cü alçakların kökünü kazımak boynumuzun borcudur. 15 Temmuz'da bir grup asker müsveddesi terörist kendi devletine karşı darbe girişimine kalkıştı. Millet tek yürek olarak istiklal ve istikbaline sahip çıktı. Bu millet, bu ülke varsa biz varız. 15 Temmuz'da hepsine birden saldırdılar. Başta ben, hiçbirimiz 15 Temmuz öncesi gibi davranamayız. Muhalefetin de aynı anlayışta olduğuna inanıyorum. Kurucusu olduğum partiyle bağım zorunlu olarak koptu ama gönül bağım kopmayacak. AK Parti 15 yıllık bir parti olabilir. Bu partinin medeniyet davası ise 1400 yıllık bir davadır diyor. FETÖ cundasının işi diyor. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bostanoğlu darbe gecesinde yaşananları ifadesinde anlattı. Yer değiştirerek darbecilerin bana ulaşmasını engelledim. Saat 01.17'de Milli Savunma Bakanı ile görüştüm. Sayın Bakan'a komuta kademesi olarak darbeye karşı olduğumuzu, bu girişimin FETÖ cundasının işi olduğunu söyledim diyor. Ve geçiyoruz. Yeni Şafak gazetesi. Plana 6 gün çalışmışlar. İtirafçı general darbe sürecini gün gün anlattı. 15 Temmuz'daki darbede
rol alan subayların itirafları Akıncı üstünde gözaltına alınan Adil Öksüz'ü işaret ediyor. Öksüz Ankara'da 3 gün MİT ve polis ve jandarma imamlarıyla 3 günde generallerle toplantı yaptı. 11 Temmuz'da Pensilvanya'ya gidip darbe için son talimatı aldı. İzmir Başsavcılığına itirafta bulunan bir general 8 Temmuz'da Ankara'ya çağrıldığını söyledi. Bir villada 3 gün boyunca plan yaptıklarını belirten general tüm planları Adil Öksüz aldı. ABD onay için Hoca Efendi'ye götürüyorum dedi. Ben İzmir'e döndüm. Öksüz'ün 13 Temmuz'da Amerika'dan döndüğünü öğrendim dedi. Darbe süreciyle ilgili detaylı bilgiler veren general 15 Temmuz'da yaşananları da şöyle anlattı. Sorumlu imam benimle saat 18'de görüşmek istedi. Yanımda iki albay da vardı. Darbe bu gece yapılacak dedi. Gece saatlerinde ismini verdiği bir komutanın arayacağını ve neler yapacaklarımızın talimatını vereceğini söyledi. Ve farklı bir gazeteye geçiyoruz. Orta Doğu her şey satılık diyor. Kuruluşunun 15. yıl dönümü kutlayan AK Parti hükümeti milletin bütün varlıklarını ve devlet kurumlarını özelleştirme formülüyle satışa çıkarıyor diyor. PKK'nın Suriye uzantısı PYD, Münbiç'teki demografik yapıyı değiştirmek ve taşınmazlara el koymak için nüfus müdürlüğü ile tapu sicillerinin bulunduğu binaları yaktı. Ve PYD'den Münbiç'te nüfus oyununa dikkatleri çekiyor. Öksüz planladı, Gülen onayladı haberine yer vermiş Orta Doğu gazetesi. Ve Vatan gazetesi FETÖ'nün şifresi diyor. Emniyet Terör Dairesi'nin 40 sayfalık FETÖ raporunda örgütün yenilenebilir kağıda yazılan mesajlarından Fetih Okutmak isimli sınav sorusu ezberletme geceleri gibi sırları yer aldı. FETÖ örgütü Türkiye'yi 9 bölgeye ayırdı. Her birine AHF, TSLÇ gibi kod isimler verildi. Üyeler hizmet adına verilecek vazifeleri itirazsız yerine getireceğine dair yemin ederdi. Gülen'in bilgisi dışında adım atılmıyordu. Gülen'den gelen talimatlar yenilenebilir kağıtlara yazılıyordu, okunup yutuluyordu. Devletin vergileri ve elektrik, su gibi faturaları haram sayılıyordu. Rüşvet gelirlerinden ödeniyordu. Örgütün okul ve dershanelerinde TSK, emniyet ve yargı kadroları için eğitilen öğrencilerin her birinin ayrı kod isimleri vardı. Okul ve dershanelerde başarılı öğrenciler düğüne çağırmak adı altında köşk adı verilen deniz kıyısı evlerde tatile gönderilirdi. Polis okullarının girecekleri sınavdan önce Fetih Okutmak adlı seanslarla sorular ezberletilirdi. Emniyetteki örgüt üyeleri kendilerinden olmayan tüm polisler için dosya tutar, ehli dünya zararsız gibi notlar alırlardı diyor. Ve fidan kurtardı diyor hastane tuzağında. Raporda Erdoğan'a 17-25 Aralık sürecinde hastane tuzağı anlatılıyor. Erdoğan rahatsızlandığı zaman cemaate ait bir hastaneye yatırıldığını duyan Hakan Fidan hızla hastaneye yetişip ameliyatı engelleyerek örgütün yapmak istediği tehlikeli sonuca engel oldu deniliyor. Ve geçiyoruz Star gazetesine. PKK ve DAEŞ'e sınırı FETÖ açtı. Bir yıl önceki Suruç patlamasında FETÖ-PKK işbirliğini deşifre eden Şanlıurfa Emniyet Müdürü Eyüp Pınarbaşı, FETÖ'cü askerlerin DAEŞ ve PYD ile işbirliğini Star'a anlattı. İşte FETÖ-DAEŞ-PKK üçgeninde kan donduran tespitler. Askerin kasıtlı olarak sınırı tutmadığını fark ettik. Kuş uçmuyor diyorlardı. Ben de kuş geçmiyor ama tır geçiyor diyordum. Gündüz gözüyle bile sınırı korumadıklarını görüyorduk. Kimseyi inandıramayınca sınıra kameralar kurduk. Gündüz vakti 15 kişilik grubun sırtlarına çuvallarla tel örgüleri geçtiğini kayda aldık. İstanbul'daki patlamalar bile Şanlıurfa-Suriye sınırındaki geçişlerinden kaynaklandı. DAEŞ'e resmen yol veriyorlar. 15 Temmuz'dan önceki toplantıda 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Metin Alpcan ki tutuklandı ile kapıştık. Biz kaçak geçişlerin olduğu noktaları söyleyince rahatsız oluyor, bilinçli şekilde inkar ediyordu. DAEŞ, PKK ve FETÖ'yü idare eden aynı akıl Akçakale'nin hemen karşısında Tel Abyad PYD kontrolünde. Fakat orada DAEŞ malzeme ve eleman aktarımı yapıyor. Büyük ihtimalle aldığı talimat gereği PYD o geçişlere karışmıyor. Darbecilerin sıkı yönetim komutanı olacağı bilinen Alpcan bunu söylediğimde karşı çıktı diyor. Ve Milliyet gazetesi tüm millete sorumlusunuz diyor. AK Parti'nin 15. doğum gününde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz öncesi gibi davranamayız dedi. Dışlanmışların çarpan yüreğidir diyor. En başta ben davranamam eskisi gibi diyor.
İstikbal ve İstiklal Mücadelesi verdik deniliyor sevgili izleyicilerimiz. Ve geçiyoruz farklı bir gazeteye. Habertürk gazetesi 15 Temmuz öncesi gibi davranamayız diyor. Erdoğan AK Parti'nin 15. kuruluş yıl dönümü töreninde telekonferansla seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan hangi partiye oy vermiş olursa olsun artık Türk milletinin tamamına karşı kayıtsız şartsız sorumluluğumuz var. Sade bir tören gerçekleştirdi bu arada AK Parti. Milli birliği gözümüz gibi koruyacağız diyor Başbakan Binali Yıldırım. Ve geçiyoruz. Bu arada darbeci askerlerin eşleri dinlenmeli diye bir haber var. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Özlem Zengin darbeci askerlerin eşlerine dikkat çekiyor. FETÖ'yü çözmek için kadınlara, eş durumundaki ablalara bakmak lazım. Onlar kendilerini gizleme vitrinin en önemli parçası diyor. Ve FETÖ ablası itiraf etti. Uşak'ta itirafçı olan öğretmen Niyete örgütle 2005'te tanıştım. Sohbet yapan ablaya fakir öğrenciler için para vermeye başladık. Bonkör davrandığım için mütevelliye aldılar. Mütevellide sinyal kırıcı vardı. Mavi Marmara için dua olmayınca kızdım. Büyüklerin gündemiyle olur denildi. Dershane kapatılınca bir kağıt verip tweetle yayın dediler. Ve geçiyoruz Posta gazetesi. Son anda diyor Antalya'da genç kadın falezlerden atlamak üzereydi. Polis Yılmaz Kılınç çitten atlayıp kadını çekerek son anda kurtardı. Polis bir saniye içinde harekete geçmese bir hayat bitecekti deniliyor sevgili izleyicilerimiz. Evet. HDP'ye darbe. HDP Ağrı'da 7 Haziran seçimlerinde %78, 1 Kasım'da seçimlerinde %68 oy almıştı. İlde yaptığı tüm mitinglere on binlerce kişi katılıyordu. HDP önceki gün Ağrı'da darbelere o hale tecritte karşı demokratik direniş mitingi düzenledi. HDP eş başkanı Figen Yüksekdağ'ın konuştuğu mitinge sadece 200 kişi katıldı. İlde 15 Temmuz sonrası demokrasi nöbetlerinde ise gece yarısı bile meydanlar doluydu. Bu durum halk PKK'ya tavır almayan HDP'ye tepkili diye yorumlandı. Ve Hürriyet gazetesi iki jet 48 saat nöbette. FETÖ'nün başta sosyal medya olmak üzere değişik kanallardan yaydığı 14 Ağustos tehdidini devlet tarafından hafife alınmadığı ortaya çıktı. Hava kuvvetleri iki savaş uçağı, bir tanker uçağı, bir erken uyarı uçağı ile 13 Ağustos'u 14 Ağustos'a bağlayan gece yarısından itibaren 48 saatlik nöbet başlattı. Uçaklar 10 bin metre yükseklikte Ankara-İstanbul arasında kesintisiz devre uçuşu yapıyor. 14 Ağustos'la ilgili somut bir istihbarat yok ancak birçok devlet kurumu önlem aldı. Çok ihtimal verilmese de en tehlikeli tehdidin Ankara ya da İstanbul'daki olası bir hedefe kamikaze tarzı saldırı yapılabilecek bir hava aracı olabileceği değerlendirildi bu arada. Uçuş izni kamyondan Diyarbakır'daki 8. Ana Jet Üssü Komutanlığı'ndaki uçakların izinsiz kalkması için pistlerde kamyonlar bekletiliyor. Ve Takvim gazetesi işte üst akıl diyor. Hava üstünde FETÖ önlemi. 8. Ana Jet Üssü'ndeki F-16 hangarlarının önüne birer kamyon çekildi. Terör örgütü FETÖ'nün yeni darbe ihtimali sona erdi. FETÖ'cü hainler 15 Temmuz gecesi Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'nden 6 tane F-16 kaldırdı. Ankara'da Meclis Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Gölbaşı Polis Merkezi'ne bomba yağdırdı. 16 Temmuz'dan itibaren Diyarbakır'da tüm uçuşları yasakladı. Terörle mücadele dışında tek uçak bile havalanamadı. Fakat o gece yaşananları kimse unutamadı. Yeni bir kalkışmaya karşı çare aradı. Hangar kapılarında pisti kamyonlarla kapattı. İzinli uçuşlar sırasında kenara çekilen bu araçlar uçaklar dönünce tekrar piste çıkarıldı. Ve geçiyoruz farklı bir gazeteye. Tabii gazetelerimiz de sona ermiş böylelikle. Evet ve haftanın ilk günde sevgili izleyicilerimiz manşet programında sizlerle birlikte olduk. Son kez sosyal medyamıza, Facebook'umuza da şöyle bir göz atalım istiyoruz. Evet ve böylelikle bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın saatler 09'u gösterdiğinde yine manşet programıyla karşınızda olmak istiyoruz. Görüşünceye dek esen kalın, hoşça kalın. Havasına, suyuna, taşına, toprağına bin can feda bir tek dostuma. Her köşesi cennetin ezilir yerler için bir başkadır benim memleketim.
Lay 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 la 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 lay lay la la lay la 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 lay 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 la. Anadolu bir yanda, yiğit yaşar koynunda, aşıklar destan yazar dağlarda. Kuzusuna kurdular, yunusuna daha. Bütün alem kurban benim yurduma. Lay 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 la la lay lay la la lay la la lay 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 la. Mecnun'a Leyla'sına erişilmez sırrına. Sen dost ararsan koş Mevlana'ya. Yeniden doğdum dersin, derya olur gidersin. Bir başkadır benim memleketim. Lay 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 lay.